Söylentilere göre Amerika, Tanrı'nın evi adı verilen bir mekan buldu. Mekan uzay boşluğunda ve binlerce yıldızı içinde barındıracak kadar büyük. Yabancı komplo teorisyenlerinden kimileri buraya cennet derken, kimileri ise Tanrı'nın evi diyor. Bu eşsiz komplo teorisinin gerçek olduğunu iddia etmeden size olayın hikayesini paylaşıyorum. İddialara göre bu bilgiler Deep Web'in 7. seviyesinden güçlükle alınmıştır ve fotoğrafla bilgi paylaşıldıktan sadece birkaç saat sonra site bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Deep Web'de paylaşılan ve çevrilen metni size olduğu gibi aktarıyorum. Keyifli seyirler. Şubat 2016'da NASA oldukça hareketliydi. Üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantı salonundakilerden sadece birkaçını tanıyordum. Diğer insanların NASA çalışanı olmadığı açıktı ve aramızda Vatikan'dan da katılanlar vardı. Zaten acil toplantı talep eden de Vatikan'dı. Ellerindeki bir takım belgeleri açıklamaya başladılar. Belgelerde en çok dikkat çeken, evrenin ucuna bakılabilecek bir teleskopa duyulan ihtiyaç ile ilgiliydi. Tam 13 milyar ışık yılı uzaklığa. Evren boyutları zaten bu kadardı ve bu talebe ilk başta hiçbir anlam yükleyememiştik. Vatikan'ın en önde gelen isimlerinden biri, açıklama yapmaya başladığında her şey bir anda netleşti. Vatikan'ın Orionlular ile yoğun temasta olduklarını biliyorduk. Dünyanın en önde gelen uzay çalışma kurumuyduk ama bu bile bizim denetimimiz dışındaydı. Her şey Vatikan'ın elindeydi. Orionlular Vatikan'a evrende bir noktanın varlığından bahsettiler. Bahsedilen yerde ne bulunacağına dair açıkça bilgi yoktu. Vatikan'ın bizden istediği sadece bu yeri izlemekti. Ama elimizdeki en güçlü yer ve uzay teleskopları bile bu kadar uzağa görebilecek güçte değildi. Toplantı esnasında bu koordinat ile ilgili verilen tek bilgi, oraya baktığımızda tanrıların evine rastlayacağımızdı. Ama hepimiz bu sözü metafor olarak algıladık. İlerleyen günlerde teknik ekiplerle bir dizi daha toplantılar gerçekleştirildi. Sonunda Hubble Uzay Teleskobu bu iş için kullanılacaktı. Ama bunun için de teleskopta modifikasyonlar yapılması gerekiyordu. Bu gerekli işlemler 4 ayda tamamlandı ve teleskop artık hazırdı. Hubble Uzay Teleskobu'nun incelediği cisim veya yıldızlar anlık olarak internet ortamına düşmektedir. Bu nedenle bir süreliğine Hubble'ın dünya ile olan anlık bağlantısını kestik. Teleskop, bahsi geçen noktaya çevrilirken birçok NASA çalışanının bile bundan haberi yoktu. Her şey gizlilik içerisinde yapılacaktı. Talimat dünyayı yöneten insanlardan gelmişti. Hubble odaklanmasını başarıyla tamamladığında bize ardı ardına fotoğraflar göndermeye başladı. Fotoğraflardaki renklendirmeleri ve birleştirmeleri tamamlamak da birkaç gün sürdü. Sonunda sadece bir dizi insanın şahit olduğu şey karşımıza çıkmıştı. Yine de bu cismin ne olduğuna kimse anlam veremiyordu. Evrenin en uç sınırında, yıldızlardan arındırılmış olduğu anlaşılan bir bölgede bir cisim. Buna cisim demek yanlış olurdu. Bir dağ diyemezdik, bir ev diyemezdik, şehir diyemezdik. Binlerce dev yıldızı içinde barındıracak kadar büyüktü. Peki neydi bu gözlemlediğimiz? Hepimiz Vatikan'dan gelenlerin kurduğu cümleyi anımsadık. Tanrı'nın evi. Orionlular bu cismi ne zaman keşfetmişlerdi? Neden bizimle paylaşma gereği duymuşlardı? Amaç neydi? En önemlisi, neredeyse galaksi büyüklüğünde ama şekil alabilmiş bu cisim neydi? Bu keşfi daha iyi anlayabilmemiz açısından yeni bir teleskop yapım aşamasında. Hubble teleskobundan çok daha gelişmiş. Belki o zaman sorularımıza cevap alabileceğiz. Şimdilik tüm çalışmalarımız, tüm şaşkınlıklarımızla birlikte gizli tutuluyor. Hubble teleskobunun yeni gözlemleri sadece Vatikan ile paylaşılıyor. Amerikan devlet başkanına dair bilgiler sınırlı olarak aktarılıyor. Ama artık eminiz. Evren dediğimiz bu baloncuğu yönetenlerin mekanlarını gözlemledik. Biz tanrıların evini gördük. Binlerce yıldızı içine sığdırabilecek kadar büyük, binlerce yıldızın yaydığı ışıktan daha keskin. Evet arkadaşlar, Deep Web'den alınan görsel ve çevrilen metin buydu. Bana çok inandırıcı gelmese de çok ilginç ve öğrenmekten keyif aldığım bir konuydu. Sizinle de paylaşmak istedim. Umarım siz de keyif almışsınızdır.